Yalçın Doğan 28 Ağustos 2021 T24. Afganistan terör yarışıyor ve ne yazık ki yarışacak. Talibanı yeteri kadar sert bulmuyor. Sadece Afganistan'da değil, tüm İslam ülkelerinde tek bir siyasal oluşum kurmayı amaçlıyor. Hilafetin kendisine bağlı olduğunu ilan ediyor. İslam'ın daha hoşgörüsüz Vahabi Selefi mezhebine sadık kalıyor, Şiileri dinsiz olarak görüyor. Afganistan'ın belli bölgelerini elinde tutuyor ve fakat bütün Afganistan'ı ele geçirmeye çalışıyor. Taliban'ı Amerikan kuklası olarak görüyor. Kim bunlar? Taliban gibi en kökten dinci bir terör örgütünü bile yeteri kadar sert bulmayanlar kim? Önceki akşam Kabil Havaalanı'nı kana bulayan IŞİD K simgeli, IŞİD'in Horasan kolu olarak anılan yine azgın bir terör örgütü. Taliban amacının Afganistanla sınırlı olduğunu söylerken IŞİD'e tüm İslam ülkelerinde şeriat ilanından yana. Şeriat en katı, en kanlı uygulamalarla. İki terör örgütü anlaşamıyor ve Ocak 2015'te birbirlerine savaş ilan ediyor. O tarihten bu yana her fırsatta bölgede çok kanlı çatışmalara giriyorlar. Taliban Hanefi mezhebine bağlı, tasavvuf inancına sahip. IŞİD bunları reddediyor. Taliban'ın din adamları fetvalar verip IŞİD K'ya karşı mücadelenin dinin gereği olduğunu savunuyor. Horasan Farsça güneşin yükseldiği yer anlamını taşıyor. Suriye ve Irak'ta gücünü kaybetmesinden sonra oralardan ayrılarak Afganistan'a, Tacikistan ve Özbekistan'a gelen bir grup IŞİD militanı başlangıçta 100 kişiyle sınırlı olan IŞİD Horasan örgütünü kuruyor. Sonradan bölgedeki çeşitli ülkelerden gelen militanların katılmasıyla bu arada Taliban'dan da ayrılanlarla giderek güç kazanıyor. Horasan, güneşin yükseldiği yer, İslam'ın yükseleceği yer. Terörle, kanla, zorbalıkla, akla gelmeyecek her türlü insanlık dışı cinayetlerle. Taliban ve IŞİD Horasan ya da kısaltılmış haliyle IŞİD-K, al birini vur ötekine. Toprak ve ideoloji. 2015'ten bu yana iki terör örgütü defalarca karşı karşıya geliyor. Taliban, Kabil'i ele geçirince herkes IŞİD saldırı bekliyor ve IŞİD ilk saldırıyı önceki akşam Kabil Havaalanı'nda gerçekleştiriyor. İki terör örgütü arasında hem ideolojik ayrılıklar var hem toprak kavgası yani Afganistan'ı ele geçirme savaşı var. Bu iki örgüt önde görünüyor. İkisinin de arkasında irili ufaklı terör örgütleri ve feodal kabileler var. Afganistan tam anlamıyla orta çağdaki feodal düzenin uzantısı. Son derece geri ekonomik yapısıyla, sosyal düzeniyle, feodal ilişkileriyle, dünya genelinde hiçbir geçerliliği olmayan değer yargılarıyla ve de asıl ve asıl, her türlü ölçü ve anlayışın ötesindeki dini bağlar ve inançlarla. Bu ikisi şimdi hem toprak kavgasına tutuşuyor hem din kavgasına. Başka bir kavgaları daha var. Bölgedeki Pakistanlı, Tacik ve Özbek kökenli militanları kendine bağlama kavgası. IŞİD Kağan'ın amaçları ve yöntemleri çarpıcı bir sonuç yaratıyor. 2019 yılında IŞİD Horasan'ın saldırıları artınca Amerika Taliban'la görüşüyor. IŞİD'in saldırılarının Avrupa ve Amerika'ya genişleyebileceğinden ürküyor, Taliban'ı destekliyor. O destek sürerken Işitka Taliban'la işbirliği yaptığını söylediği feodal aşiretlere saldırıyor ve büyük katliamlar gerçekleştiriyor. Kabilelerin gözü önünde yakaladığı Taliban yöneticilerinin başlarını kesiyor. Yıllar içinde pek çok Taliban ve Işitka militanı birbirini öldürüyor. Bu ölçüde karmaşık, farklı mezhepler, farklı etnik yapılar ve fakat tek bir bileşen İslam. Onların anladıkları İslam'ı hiçbir Müslüman ülke kabul etmiyor. İslam'ı farklı yorumladıkları için birbirleriyle savaşıyor, birbirlerinden ayrı terör örgütleri kuruyor. Hangi terör örgütünün ne zaman kimle, ne için işbirliği yapacağı, ne zaman nerede kime saldıracağı hiç belli değil. O nedenle feodal yapıdaki Afganistan'da kan kolay kolay duracağı benzemiyor. Terör örgütlerinin kendi inanç ve eylemleri bir yana, burada uluslararası açıdan sorulması gereken ve her zaman sorulan başka sorular var. Bu terör örgütleri bu silahları, bu cephaneleri nereden buluyor? O silah ve cephaneleri terör örgütlerine hangi ülkeler satıyor? Terör örgütleri silah ve cephane satın alacak parayı nereden buluyor? Militanlarını besleyecek parayı nereden buluyor? Kendi sattıkları silahlarla vurulan ülkeler sonradan ayağa kalkıyor ve teröre karşı savaş ilan ediyor. İnsanlık adına trajikomik sahneler. Afganistan şu anda ve herhalde çok uzun bir süre dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri değil, en tehlikeli bölgesi. Çok uzun bir süre oradan daha tehlikeli bir yer yok. Tayyip Erdoğan dün açıklıyor. Taliban güvenliği biz sağlayalım ama havaalanını siz işletin diyor. Böyle bir teklifleri var. Şu anda bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm mümkün. Daha ne? Kendisi de açıkça söylüyor. Orada her an her türlü ölüm mümkün. Bunun düşünecek nesi var? Elbette hayır. İnsanları bile bile ölüme göndermenin alemine, onca terör örgütü orada aşık atarken, terörün yarıştığı ve ne yazık ki daha da yarışacağı bir ülkede kimin ne zaman nereye saldıracağı belli olmazken ne işletmesi? Daha ölümcül olan teklifin kendisi. Taliban güvenliği biz sağlayalım diyormuş. Önceki akşam güvenliği nasıl sağladığı belli oluyor. Bu satırların yazıldığı saatlerde ölü sayısı yüzü çoktan geçiyor. Hangi güvenlik? Elbette hayır.